Merhaba arkadaşlar, WhatsApp people? Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Bugün arkadaşlar yine ilginç bir ürünün tadına bakacağız. Pepsi Fire. Arkadaşlar şuradan görebileceğiniz üzere. biliyorsunuz daha önce, 3-5 ay önce herhalde Pepsi Crystal, Kristal Pepsi denemiştim. Video eklendi şu anda bir yerlerden izleyin izlemeyenler ee, yine Pepsi'nin arkadaşlar böyle yaz geldi ne yapsak içine ne koysak da ilginç olsa diye yaptığı bir kola çeşidi limitli sayıda yine arkadaşlar çünkü kristal Pepsi'yi de yaptıktan sonra ben e, pek bir bulamadım hiçbir yerde açıkçası şu anda hiçbir yerde satılmıyor ya da benden gelmiyorum. Bu da aynen o şekilde limitli işte special edition bilmem ne, cartçuk yaptıkları bir e, Pepsi arkadaşlar. E, şunu söylemekte fayda var. Bunun içinde arkadaşlar fire nedir? Acı, alev falan anlamında yani bir tat olduğunu anlıyoruz. İçinde cinnamon yani tarçın varmış. Üzerinde öyle yazıyor. Tarçınlı Pepsi diye. Daha önce hiç ama hiç denemedim. Hiç tadına bakmadım. Nasıl bilmiyorum. Kolamız burada. Bu boyunu aldım. Çünkü belki beğenmem diye başka büyük almadım. Bardağımız ve içinde buzlar burada arkadaşlar. Şimdi hazırsanız bunun açılımına geçelim ve deneyelim bakalım. Neymiş bu Pepsi Faya? Evet. Her zaman olduğu gibi arkadaşlar. Şöyle önce bir sesine bakalım. Kokusu şu ana kadar aldığım koku bildiğiniz e, kola kokusu. Hmm. Tarçınlı ama böyle bir alev yok yani ağzımda. Bir de bardakta cam bardakta ve buzlarla deneyelim bakalım. Renk bir, evet bardağı koyunca sanki renk böyle bir daha açık kola rengi, daha bir açık renk, daha bir kırmızı sanki, daha siyahtan ziyade, siyaha göre. Ee, bir de böyle bakalım tadına. Evet. <laughs> Boğazda o, işte bu asit patlamaları oluyor ya, yüzünüze geliyor falan o boğazda böyle bir e, olayı yarattı yarattı evet bir alev olayı yaratıyor tarçının yarattığı bir durum yani içilir içilir içilmez değil ama hani böyle şey olur muyum tarçınlı pepsi iç almak istiyorum ya bugün bir tarçınlı pepsi içesim var falan moduna gireceğimi sanmıyorum hani öyle bir tat değil Normal kola ve pepsilerdeki yani bir yarattığı bir e, bağış, e, bağımlı oluyorsun ya bir alışkanlık yaratıyor o kola tadı. Hani o kolayı daha içmeden rengini görerek bile ağızda o beliren bir tat var ya bir duygu var hani o kolayı biliyoruz ne olduğunu çünkü. O uyanmıyor. Yani içince o değil. Evet kola içtiğin farkındasın e, ama dediğim gibi e, tarçınlı kola... Bilmem. Yani 10 üzerinden puan verecek olursam 4 verirdim herhalde. Zaten işte kola'dır, pepsidir bu gibi ürünler zaten zararlı. Benim de göbeğimden hatta eminim aşağıya yazacaksınız. It is musti ve göbeği diye <laughs> spora başlayacağım. Her neyse dediğim gibi zaten bu tarz ürünler insan sağlığına çok yararlı değil. Hatta zararlı ürünler. Arkadaşlar e, içilmemesi tavsiyemdir. E, ben de aşırı kola içmiyorum. Şu son bir aydır artık hemen hemen bıraktım diyebilirim. Bunu almamdaki sebep de dediğim gibi ilginçti. Ve Amerika'da yeni lezzetler ismindeki e, bir formatımız var. Arada yaptığım. E, ona istinaden aldığım. Ona istinaden sadece size, sizin için size özel aldığım bir ürün arkadaşlar. Dediğim gibi e, ya bir daha açayım bakayım bir şey değişecek mi? Bak şöyle koklarken bile o tarçın yakar ya o var tamam yani fire ismini hak etti en azından fire yani ama e, tekrar söylediğim gibi e, çok da dediğim gibi önemli değil arkadaşlar videoyu böylelikle bitirelim e, yaz geldi hava güzel artık yepyeni e, videolar yepyeni şeyler gelecek arkadaşlar gerçekten güzel şeyler olacak. Ee, en azından ben öyle planlıyorum en azından emek vereceğim işler yapacağım ee, söz veriyorum biliyorum sizde okullar tatil oldu ya da yazları yıllık izne çıkıyorsunuz çalışanlar vesaire ee, bol videolu günler bizi bekliyor arkadaşlar çok uzatmadan o zaman kendinize iyi bakın demeden önce arkadaşlar lütfen videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın beğenmediyseniz beğenmeyin ama neden beğenmediğinizi yazarsanız memnun olurum Yorumları bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve adios amigos people. Bye.